Antalya'da geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle deniz kaplumbağaları üreme alanı ilan edilen Kumköy sahilindeki barakalar tepki topluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aksu Belediyesi'ne bir yazı göndererek barakaların kaldırılmasını istedi. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Alpaslan Çınar aktardı. Burası Aksu ilçe sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 1,5 kilometrelik Kumköy sahili ve bu sahilde başınızı nereye çevirseniz işte bu çardak ve barakaları görüyorsunuz. Özellikle yaz aylarında binlerce vatandaş burada tatil yapıyor. Her geçen gün barakaların sayısı da bir kat artıyor. Sezon sonunda tatilciler bölgeden ayrılınca barakalar ve etrafta biriken çöpler ne yazık ki kötü bir görüntüye sebep oluyor. Bu sahil aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altında olan Karetta karettaların yuvalanma alanı hal böyle olunca geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu alanı karetta karettaların yuvalanma alanı olarak ilan etti. Karar resmi gazetede yayımlandı ve hemen ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Aksu Belediyesi'ne çardak ve barakaların yıkılması noktasında bir yazı gönderdi. Yazının hemen ardından bu alanda çardak ve baraka kuran vatandaşlarla, tatilcilerle Aksu Belediyesi bir görüşme yaptı. Ve bu alandaki yapıların yıkımına karar verildi. İşte o yıkım kararı da alanın girişine hemen bir tabelayla asıldı. Tabelada alanın birinci derece doğal sit alanı olduğu yer alıyor. Ve aynı zamanda 26 Ocak saat 9.30'da kaçak yapıların bir bir yıkılacağı yer alıyor. Ancak bölgede tatil yapanlarla ve bu alanda da bir dernek kuruldu. İşte o dernek yöneticileriyle yaptığımız görüşmede alanla ilgili farklı bir proje gündemlerinde olduğunu, bu projeyi de hem bakanlık yetkilileri hem de Aksu Belediyesi ile ilerleyen günlerde konuşacaklarını, bu alanın tek tip tatil modeli için düşünüldüğünü belirttiler. 26 Ocak tarihinde 9.30'da yine burada olacağız. Bakalım o gün burada yıkım işlemi gerçekleşecek mi diyelim. Sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.